Merhaba arkadaşlar, bugün sizin için bir doku videosu çekiyorum. Dokuyu hatırlayalım önce. Doku, varlıkların dış yüzeylerinden görerek ya da dokunarak aldığımız hisse diyoruz. Mesela cildimizin dokusu yumuşak, bir mermerin dokusu soğuk ve sert olabilir. Bu yaprakların dokusu da iç tarafı özellikle tırtıklı. Biz de şimdi bu videoda bu tırtıklı dokuyu kağıdımıza geçireceğiz. O yüzden yapraklarımın üzerine kağıdımı koyuyorum ve bildiğimiz klasik yağlı pastelle, siyah pastelle üzerinden geçiyorum. Burada bir elimle hissetmeye çalışıyorum ki çok fazla resmin dış kısımlarına kaymayayım. Çok fazla siyahlık olmasın oralarda. Kenarlarından ekstra bir kat daha gidebilirsiniz. Daha iyi görüntü çıkarmak için. Sonra bu yaprakları dışarı alıyorum. Onlarla artık işim kalmadı. Şimdi renklendirme kısmına geçiyorum. Burada yine kullandığım yağlı pastel. Yaprakların rengi, ortadaki yaprak daha çok koyu yeşil ve orta kısımlarda sarı şeklinde olsun istedim. Ama siz istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Belki sonbahardan esinlenir, daha kırmızı, kahve, sarı tonlarda, turuncu tonlarda yaparsınız. Ya da benzer bir tonla da yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: başta yaptığımız, siyahla ortaya çıkardığımız bu yaprağın dokusunu öldürmemek. Çok fazla boyayı kat kat üst üste sürerseniz bu alttaki siyah çizgiler, yani dokusu olan çizgiler kaybolur. O yüzden kontrollü gitmenizde fayda var. Şimdi aşağıdaki yapraklar içinse daha böyle... Biraz mor kullanmışım ama ağırlıklı olarak turuncu ve sarı tonlarda, turuncu sarı tonlarda aşağıdaki yaprakları yapıyorum. Ve burada da birazcık bu sefer boyanın dokusunu bırakıyorum. Böyle boya kalınlığı, nokta nokta, tık tık. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ve arka plan. Arka plan bu şekilde beyaz da kalabilir ama ben renkli olsun istedim. Dış kenarlara daha açık, orta kısma koyu bir mavi sürdüm. Ve bu iki tonu birbirine peçete yardımıyla kaynaştırdım. Kaynaştırma işlemi bittikten sonra ise yine ne yaptım hatırlamıyorum. Ne yapmışım bakayım. Evet, siyah pastel boyamı aldım. Böyle yer yer dokusu kaybolan yerlere birazcık daha o çizgiyi bırakıyorum. Hafif kontürler koyuyorum. Tabii bunu çok yoğun yapmamak lazım. O zaman yapay bir görüntü ortaya çıkar. Bunu da kontrollü yapmak gerekir. Kontürü de koyduktan sonra kenarlarındaki bantı çıkarıyorum. Ve çalışmamın daha net belli olması için renkli bir zemine yerleştiriyorum çalışmamı. Bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.